Şimdi hepinizin aklında tek soru. Bayram değil, seyran değil. Eniştem bizi neden öptü, beni neden öptü? Bugün benim bu yayını açma sebebim bu hafta seçimden dolayı maçlar oynanmayacak. Salı günü hafta içi maçlar oynanacak. Ve şu an gündemde öyle bir konu var ki futbol severler, Beşiktaşlı taraftarlar. Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaraylı taraftarlar, Türkiye'de futbol seven, spor seven herkes ekran başına. Neden mi? Şimdi yayının başında ne dedim? Bayram değil, seyran değil. Enişten bizi neden öptü? Sayın Ahmet Nurçebi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi'nin Türkiye Futbol Federasyon Başkanı olma İhtimali belirdi arkadaşlar. Sayın Fatih Doğan gazeteci Beşiktaş muhabiri Fatih Doğan bir tweet attı. Ve birkaç kaynaktan daha bunu duydum. Böyle bir gündem var. Bunu değerlendirmek istedim. Ahmet Nurçebi federasyon başkanı olmayı düşünüyor. Bunun sebebi ise Ahmet Nurçebi biliyorsunuz ki federasyonu yoğun şekilde eleştiriyor. Özellikle bu yaşadığımız elim deprem olayından sonra Ahmet bir demişti ki Hükmen Galibiyet yerine Hatay ve Antep'in Maçlarına hükmen galibiyet yerine Geçen sene basketbolda olduğu gibi Ve UEFA'nın da önerdiği gibi Hatay ve Antep'in Maçları ilk yarıdaki maçları da Yok sayılsın demişti Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da şöyle bir öneri gelmiş Madem Ahmet Başkan Çok eleştiriyorsun Bu federasyonu git Federasyon başkanı adayı ol bu düzeni değiştir biz arkandayız demişler. Ve Ahmet Nurçebi bu kararı ciddi ciddi düşünmeye başlamış. Eğer böyle bir durum olursa Ahmet Nurçebi federasyon başkanı adayı olursa 22 Haziran'da federasyon başkanı seçimleri var. Şayet böyle bir durum olursa Beşiktaş kongreye gidecek. Beşiktaş'ta erken seçim söz konusu olacak ve ortalık alev alacak karışacak. Dediğim gibi şu an ben çok şaşkınım. Ama Beşiktaş başkansız kalmaz hiçbir zaman. Ahmet Nurçebi de gerçekten Galatasaray ve Fenerbahçe başkanının büyük kulüplerin başkanının dolduruşuna, dolduruşuna gelip federasyon başkanlığına aday olursa çok büyük bir hata yapar. Ben Ahmet Nurçebi'nin dürüstlüğüne kefilim. Beşiktaş başkanlığına da yakıştırıyorum. Başkanlığından da gitmesini, Beşiktaş başkanlığından da istifa etmesini ya da Beşiktaş başkanlığından ayrılmasını kesinlikle istemiyorum. Neden mi? Ahmet Çebi'nin doğruları da var, hataları da var. İlk geldiği sene ortasında Sergen Yalçın'ı getirdi Abdullah Avcı'yı kovup Beşiktaş üçüncü oldu. Sonraki sene şampiyon oldu Beşiktaş. Geçen sene de Beşiktaş ligi ilk 4 ilk 5 içinde bitirdi. Eyvallah. 3 sezonda bir şampiyonluğu var Ahmet Nurçebi'nin. Ama Ahmet Nurçebi gerçekten Beşiktaş'ın parasını çalmaz. Beşiktaş'ta gerçekten makul bir başkan adayı. Gösterişsiz, Beşiktaş'ı maddi olarak iyi bir yerlere getirmeye çalışan, 3 senede de bir şampiyonluk yaşayan, başarılı bir başkan bana göre ve dürüstlüğüne inanıyorum ben Ahmet Nurçebi'nin. Ve bu senede şampiyonun önümüzdeki sene en büyük adayı Beşiktaş, Şenol Güneş'le birlikte oturmuş bir kadrosu var. Atanı tutanı belli. Ama Ahmet Nurçebi federasyon başkanlığına aday olacaksa ki olacak diye konuşuluyor. Bu yüksek bir ihtimal şu an. %51'lik bir ihtimal yani. Yüksek ama Ahmet Nurçebi çıktı dedi ki benim öyle bir hedefim hayalim yok demişti. Eğer böyle bir şey yapıp federasyon Başkanı'nın adayı olursa beşiktaş'ı yarı yolda bırakırsa ben Ahmet Nurçebiyi burada yerden yere vururum buna da hakkım var çünkü sözünü yemiş olacak. Ben sözünü yan adam sevmem. Adam dediysem de yani bunu kötü bir anlamda söylemedim. Ahmet Nurçebi sayın Ahmet Nurçebi beşiktaş başkanıdır sonsuz saygı duyuyorum ama. Kim sözünü yerse ona ağzıma geleni söylerim. Çünkü bu medya sizin babanızın uşağı ya da babanızın malı değil medya. Medyanın önüne canınız isteyince geçip ben başkan adayı olmayı düşünmüyorum federasyona deyip sonra başkan adayı olamazsınız. Beşiktaş da babanızın malı değil. Fenerbahçe de Galatasaray da babanızın malı değil. Ahmet Nur Çebi böyle bir gerçekten düşüncem varsa çık açıkla. Şu an Beşiktaş başkanından istifa et. Beşiktaş da başın çağrısına baksın. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa ben Ahmet Nur Çebi'nin iyi bir federasyon başkanlığı yapacağına inanıyorum. Dürüst bir şekilde yöneteceğine, bazı şeyleri düzelteceğine inanıyorum. Ama Beşiktaş'ı yani üç büyük kulübümüzden bir tanesi olan Beşiktaş'ı yarı yolda bırakıp giden adam yarın öbür gün federasyondan da kaçıp gitmez mi? Yarı yolda bırakmaz mı diye sorarlar. Ben sorarım. Ben Beşiktaşlıyım. Beni bilen bilir. Ama ben Beşiktaşlı da olsam kitabın ortasından dimdirek konuşurum. Şöyle örnek vereyim. Yani ben direkt yolun ortasından giderim. Sağ şeritten, sol şeritten gitmem. Emniyet şeridine kaçmam. Emniyet, şeridine, emniyet şeridine kim kaçar? Ambulanslar kaçar. Acil işi olanlar kaçar. Hastası olanlar kaçar. Ben direkt yolun ortasından giderim arkadaş. Ahmet Nurçebi. Beşiktaş'ı yarı yoldan bırakır, yalıyor, e, Beşiktaş'ı yarı yolda bırakırsan eğer şayet ki ben kesinlikle ve kesinlikle bir Beşiktaş taraftar olarak sana hakkımı helal etmem. Beşiktaş'ın başkan adayları var. Şimdi konuşacağız. Hiç problem değil. Şimdi sen gittin federasyon başkanı adayı oldun. Bir ayda Beşiktaş'ta seçime gitti. Şu an Beşiktaş önümüzdeki senede bütün taraflara şampiyonluk planı hayali kuruyor. Şampiyonluk planları kuruyor Beşiktaş taraftalar. Ben görüyorum Twitter'da, her yerde, sosyal medyada. Yok Beşiktaş Marcel alacakmış, yok Kante alacakmış, yok Ziye ile ilgileniyormuş, yok Leicester'dan Amarte'yi alacakmış. Beşiktaş iyi kadro kuracak. Şenol Güneş transfer hazırlıklarına başladı. Kamp yapacağı oteli seçti. E Şenol Güneş senin döneminde geldi. Yeni başkan Şenol Güneş'i istemezse ne olacak? E Beşiktaş sezona yine mi kaosla başlayacak? Sakın ama sakın Ahmet Nur Çebi böyle bir hata yapma. Federasyon başkanının adaylığını koyma. Koyma. Ben senin dürüstlüğüne inanıyorum. Dürüst bir adamsın. Ama böyle bir basiretsizlik yapma. Galatasaray ve Fenerbahçe başkanının gazına, camialarının gazına sakın gelme. Gaza gelme, petrola gel başkan. Çok net. Böyle bir tabir vardı. Sen de biliyorsun. Ben küçüklüğümde bu lafı çok kullanırdım beni böyle gazlamaya çalışan, fişteklemeye çalışan arkadaşlarım olurdu. Derdim ki, kardeş ben gaza gelmem ama istersen gel birlikte petrole gidelim derdi. Sen de Ahmet Başkan, gaza gelme. Gel petrole gidelim. Gerekirse senin arabanı ben fırlatayım cebimden. Sıkıntı yok. Sen para ihtiyacın olduğundan değil. Sen para babasısın. Ama gel yani, gaza gitme, petrole gidelim sen. de. Bu kadar basit. Şayet Ahmet Nurçebi federasyon başkanı olursa Beşiktaş taraftarını üzer ve bir daha Beşiktaş camiasında güzel bir şekilde hatırlanmaz. Kalplerde buruk bir sevinç olarak kalır Ahmet Nurçebi'nin Sergen Yalçın döneminde yaşattığı şampiyonluk. Neden mi? Çünkü Serdar Adalı Beşiktaş'ta bir dönem başkanlık yaptı. Tek şampiyonluk yaşadığı Serdar Adalı, pardon, Serdar Bilgili unutulup gitti. Ahmet Nurçebi de Serdar Bilgili gibi unutulup gider. Ama önümüzdeki sene Oturmuş bir kadro olan Beşiktaş, iyi bir hocası olan Beşiktaş, 4-5 takviye yapıp şampiyon olursa Ahmet Nur Çebi'nin uzun yıllar Beşiktaş'ta başkan olup ve uzun yıllar iyi hatırlanma ihtimali yüksek. Böyle bir hata yapma Ahmet Başkan. Böyle bir hata yaparsan da Türk futbolundaki herkese sesleniyorum arkadaşlar. Beşiktaş kulübünü yarıda bırakıp giden adam yarın öbür gün Türk milli takımını federasyon başkanlığını da bırakıp gider. Ben bunu Ab Bakar Beşiktaş'a geldiğinde de söyledim. Gelmesin dedim abi. Şampiyonlukta Beşiktaş sattım dedim. Hepimiz bir duruş sahibi olalım. Ha, Beşiktaş'ta başarısız olursun. Erken seçime gidersin. 5 sene 4 sene sonra federasyon başkanlığı aday olursun. O, o, ayrı bir şey. Ona bir şey demem. Yani kısaca şu net konuşalım. Ben Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'ı şu an yol üstünde bırakıp gitmesine karşıyım. Tasvip etmiyorum. Şayet giderse Beşiktaş'ta ne olur? Beşiktaş'ta başkan adaylarını arkadaşlar açıklıyorum. Bir, Fikret Orman tekrar başkan adayı olmak istiyor. Başkan olmak istiyor. Ben Fikret Orman'a karşıyım. Neden karşıyım Fikret Orman? 2 sene üst üste şampiyon oldu Beşiktaş'ta. Stat yaptı. Gerçekten o dönem Beşiktaş'a ciddi oyuncular sattı yurt dışından Beşiktaş. Ve ciddi bonservis bedelleri elde etti. Beşiktaş kulübü, Beşiktaş camiası. Ama sonra Beşiktaş'ın yaşadığı durum gerçekten işler acısıydı ekonomik kriz, Pepe'ler geldi, kaçtı gittiler, maaşları ödenmedi. Onun dışında Abdul Fikret Orman'ın kalacağı belli değildi. Ertesi sene kongre vardı. Abdullah Avcı 3 sene sözleşme yaptı. Abdullah Avcı'yı bağladı. Beşiktaş kulübünü bağladı. Beşiktaş Abdullah Avcı'ya binlerce lira yani milyonlarca euro tazminat ödemek zorunda kaldı. Binlerce kaos yaşadık. Herkes medyadan takip etti. Tek tek söylemeye gerek yok. Fikret Orman'ı tasvip etmiyorum ve Fikret Orman döneminde belli bir yolsuzluk iddiaları var bu hala ispatlanamadı ben bu tip hakkında iddia olan bak net bir şey yok ortada ama hakkında iddia olan insanları eski başkan da olsa sayın başkan Fikret Orman da olsa kesinlikle tekrar kulüpte görmek istemiyorum next'ten next olmak olmaz diyorum Fikret Orman benim nezdim, nezdimde tekrar aday olsa bile doğru bir başkan adayı olmaz Yıldırım Demirören isimleri konuşuluyor Ahmet Nurcebiye şu an gitme ihtimali olan Ahmet Nur Çebi'ye bile karşı çıkan Akter Güler, yerden yere vuran ben Deniz, Yıldırım Demirören ismi hakkında konuşmak bile istiyorum, istemiyorum, pardon. Kesinlikle Yıldırım Demirören olmaz. Zamanında yaptıkları ortada neler yaptı gitti. Kesinlikle kimse zenginliğine aldanmasın Yıldırım Demirören. Yıldırım Demirören bir daha Beşiktaş camiasından içeriye başkan ya da yönetici olarak girmemeli. Bu benim kırmızı çizgimdir duruşu olan Beşiktaş'ın, Beşiktaş, Beşiktaş taraftarlarının hepsinin de kırmızı çizgisi bu olmalıdır. Doğru bir tanedir. Doğru tektir. Herkes de bu doğrunun peşinden gitmelidir arkadaşlar. Fikret Orman ve Yıldırım Demirörenleri yani eski sevgilileri, eski aşkları bir kenara aldık. Kesinlikle olmaz. Olmamalı dedim. En güçlü aday kim? Gelelim. İki tane güçlü aday var ama en çok öne çıkan isim Hasan Arat. Zamanında Süleyman Seba'nın işaret ettiği Hasan Arat Beşiktaş başkanı olursa benim için rahat olur. Yeni bir başkan olur. Söylemleri tutarlı şimdilik. Gerçekten Beşiktaş'ı eski şarşalı dönemlerine çevirebilir. Özellikle 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda Beşiktaş nasıl fırtına gibi esiyordu. O döneme Süleyman Seba dönemini Hasan Arat Beşiktaş'ı döndürebilir. Neden mi arkadaşlar? Çünkü Hasan Arat beyefendi kişiliğe sahip naif bir beyefendi ve gerçekten Süleyman Seba'nın işaret ettiği dürüstlüğüne kefil olduğu bir insan. Ve Hasan Arat dedi ki Beşiktaş camiası istediği sürece ben gelirim dedi. Ve Hasan Arat gelirse de Beşiktaş başkanı büyük Beşiktaş'ın başkanı Hasan Arat olursa hocası da Sergen Yalçın olur ve Beşiktaş'ın içinden isimler Şifa Mehmetler, Sergen Yalçınlar Beşiktaş'ın başında olur ve Beşiktaş camiası şampiyon olur olmaz. Ama Beşiktaş'ta hep bir heyecan olur. Hep bir Türk isimlerle yola devam edilir. Beşiktaş'ta Hasan Arat başkan olursa şampiyonluğu bilmem ama coşku, heyecan, atmosfer hep üst seviyede olur. Ben Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkan adayı olmasını isterim. Çünkü neden? Sebebi şu. Hasan Arat geldiği takdirde heyecan, coşku olacak. Beşiktaş taraftarı olarak, Beşiktaş sevdası olarak ben ve bin, milyonlarca taraftar şunu diyecek. Şampiyon olduk olmadık ama heyecan yaşadık coşku yaşadık. Hasan Arat'ın doğruluğuna, dürüstlüğüne kefiliz diyebileceğiz. Çünkü belli donerler var. Beşiktaş camiasında tanıdıklarımız var. Herkesin var. Medyadan takip ediyoruz. Hasan Arat ismini 10 kişiden 9'u sıcak, 1 kişi sıcak değil atıyorum. Afak konuşuyorum. Ama Yıldırım Demirören ve Fikret Orman ismini 10 kişiden 8'i karşı ikisi sıcak. Aradaki fark bu ve bizim izlenimlerimiz, gördüklerimiz hep bizim bir aklı fikri ve gözlemleri var sonuçta. Hasan Arat benim için şu an Beşiktaş Başkanlığı'na en doğru aday ve en doğru ikinci aday Beşiktaş Başkanlığı'na da Sayın Serdar Adalı. Sayın Serdar Adalı'nın şöyle oyları var. Çok para harcıyor ama Serdar Adalı döneminde Beşiktaş'a gelen yıldızlara bakalım. Shinji Kagawa, Ricardo Quaresma, Hugo Almeida, Sima Sabroza, Guti Hernandez. Böyle isimleri getirdi Serdar Adalı. Zamanında büyük paralar harcadı. Tamam. Ama başına doğru hoca getiremedi Serdar Adalı. ikinci başkandı Yıldırım Demirel'in döneminde. Ama tek adam olursa Serdar Adalı yine bu vizyonda transferler yaparsa geçmişte yaptığı atalardan ders alırsa güzel kurduğu kadrolara misal Kovarajma Gutiye benzer Gutiye döneme benzer bir kadro kurarsa başına da Suster gibi kötü bir hoca değil yani kötü dediğim yabancı bir hoca değil yanlış bir hoca tercihi seçmezse doğru bir hoca seçerse Serdar Adalı da Beşiktaş başkanı olabilir. Arkadaşlar benim Beşiktaş başkanlığına adayım iki tane. Bir Hasan Arat, iki Serdar Adalı. Şu an benim üçüncü bir adayım yok. Kesinlikle Fikret Orman ve Yıldırım Demirören isimleri katiyen ve katiyen olmamalı. Bu isimler bana göre yanlış isimler. Çok net konuştum. Bir toparlayalım arkadaşlar yayının sonuna gelmek üzereyiz. Sayın Ahmet Nur Çebi federasyon başkanı olmamalı. Beşiktaş yarı yolda bırakmamalı. Sözünü yememeli ben federasyon Başkanı adayı olmayacağım demişti. Galatasaray ve Fenerbahçe demiş ki başkanları böyle iddialar var. Başkan madem bu Federasyonun aldığı kararlarda memnun değilsin. Sen aday ol da düzelt demişler. Sakın gaza gelme Ahmet Başkan. Gaza gelirsen de kendine dersin, kendin bulursun. Beşiktaş taraftarının gönlündeki sevgiyi maalesef ki kendi ellerine teslim edersin. Kendi ellerinde Beşiktaş'ın, Beşiktaş taraftarının sana olan sevgisini kalplerden silersin. Çok net. He. Federasyon Başkanı olursa Ahmet Nurçebi Sayın Mehmet Büyükekşi'den iyi yönetir. Dürüst bir insan Ahmet Nur Çebi. buna lafım yok. Doğru, dürüst, çalmaz, yolsuzluklar olmaz. Bence Mehmet Büyükekşi'den Ekşi, de iyi yönetir. Ama şu an doğru zaman değil Ahmet Nur Çebi. bir camianın, Beşiktaş Kulübü'nün başkanısın. Buradan buraya hemen bir ayda u dönüşü yapma. Bir hazırlık yapmadın Federasyon Başkanlığı için. Beşiktaş hakkında planlarım var. Şu an Beşiktaş başkanısın. Eğer federasyona böyle bir zemin hazırladıysan başkan olmak için. Demek ki Beşiktaş'ta ondan başarısızsın. Doğru planlamaları Beşiktaş için değil ki de. Federasyon için, milli takım için yaptın. Aklım burada değilmiş de oradaymış, Riva'daymış. Ahmet Başkan, Sayın Ahmet Başkan, Sayın Ahmet Nurçevi Başkan. Bakalım bekleyip göreceğiz. Bir iki hafta içinde her şey belli olur. Ama maalesef ki burnuma pis kokular geliyor arkadaşlar. Ahmet Başkan aday olacak gibi geliyor. Burnuma kokular öyle geliyor yani. Buram buram pis kokular kokuyor şu an. Şöyle de bir şey var. Böyle burnuma pis kokular geliyor diyorum da benim de burnum tıkalı koku da alamıyorum yani. Öyle de bir gerçek var maalesef. ki. Şimdi bu da bir tezat oldu, tezatlık oldu. Neyse arkadaşlar uzatmayalım. İşin latifesi bir kenara bu konuya değindik. Bir de şöyle bir durum var. Ben Dortmund hakkında neler söylüyordum biliyorsunuz. Buradan Dortmund şampiyonluğu verirse hayatımda böyle bir şey görmedim. Saçmalık. Fenerbahçe, Dortmund ve Arsenal'in bu nakıslığı, bu loserlığı nasıl bir şey demiştim. Gerçekten Dortmund bugün yine 2-0 geri düştü. Maç 2-2'ye geldi. Bayern Münih 2-1 maçını kazandı ve Bayern Münih şampiyon oldu. Bayern Münih bu kadar kötüyken bile Dortmund şampiyon olamadıysa Dortmund bir daha şampiyon olmasın. Dortmund ceketini alsın. Bundesliga'dan çeksin gitsin. Ben bu deveye güdemedim. Ben bu diğerden gidiyorum desin Dortmund. Dortmund da bu kadar. Gururlu bir camia değilse de yazıklar olsun. İnsanda bir gurur olur ya. Bayern Münih o kadar kötü. O kadar dandik bir sezon geçirirken Dortmund. Bu işi başaramadı. Yine şampiyonluğu kaybetti Dortmund. Dortmund'a söyleyeceğim tek şey. Tekrar düşüyorum ama kimse kusura bakmasın. Dortmund. Sayın Borussia Dortmund camiası. Siz bu deveyi güdemediniz. Siz bu diğerden gidiniz. Kafiyeli doldu. Çok güzel. Cuk diye oturdu. Sayın Dortmund camiası. Siz bu deveyi güdemediniz. Bu diğerden gidiniz. Nokta. Evet arkadaşlar. Başka gündeme dair önemli konular var mı? Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Aktel Spor'a abone olmayı unutmayın. Videonun altına like atmayı, like butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar emeklerimizi boşa çıkarmayın. Kanala abone olursanız çok seviniriz. Biz ve ben, Murat abimiz var biliyorsunuz. Ünlü eski önemli futbolcuları konuk ediyoruz. Röportajlarımız oluyor biliyorsunuz. Emrah Erenler, Ali Bilginler. Onun dışında Tayfun Coralar. Daha bir bir sürü önemli konumuz olacak. Konuklarımız olacak. Akdeniz Spor'u takipte kalın diyorum. Ve bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Öncelikle şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kapatmadan önce. Şampiyonlar Ligi'ni konuşmadın. City, Inter finali ne olur diye soranlar var. İstanbul'daki final. Arkadaşlar City gerçekten şu anda çok domine bir futbol oynuyor. Rakipleri boğuyor. Ve ön tarafta baskı yapmasıyla birlikte ön tarafta baskı kuruyor. Rakipleri geriye itiyor. Sürekli pres 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 pres. Pas 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 pas. En doğru tercih bulana kadar rakip kaleye son pasa kadar iğne deliğine kadar rakip kaleye yaklaşıyorlar ve Kaleye gereksiz şut. Hiçbir oyuncu çekmiyor. Topu en doğru şekilde kullanıyor. City favori diyor herkes. Ama bence City gibi takımlara nasıl zamanında 2 sene önce Tuel ters geldi. Kapanan takımlar ters geliyorsa da Inter kapanan bir takım. Inter ben kupayı alacağını düşünüyorum. City'nin yine bu sene Şampiyonlar Ligi finalini kazanamayacağını düşünüyorum. City baskın bir oyun oynayacak ama Inter gerçekten şu an Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta sadece 2 maç 6-7 maçta gol yememiş Inter. Böyle bir seslik var. Inter kolay kolay gol yemiyor. Turnuva takımı ve tek maç üzerinde oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde ben City ne kadar baskın oynasa da Inter'in kapanıp ön tarafta da Ceko ve Lautaro Martinez de işi bitireceğini düşünüyorum. Ve turnuvada Şampiyonlar Ligi finalinde kazanan Inter olacak diyorum. Benim şahsi fikrim bu. Ben yine Guardiola'nın hüsrana uğrayacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanala aktar. Spor abone olmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.